Şimdi katlı integrallerde kutupsal koordinatların kullanımını işleyeceğiz. Biz katlı integrallerde integrallerin çözümünü yaparken bölge dönüşümlerini yapmıştık. XY düzleminde tanımlanmış düzlem, UV düzlemine falan taşımıştık. Burada tabii bu taşıma işlemini yaparken yani XY düzleminde bize verilmiş katlı integrali bölge dönüşümleriyle UV düzleminde çözerken biz şunu yaptık. Yaptığımız işlem şuydu. UV düzlemine taşıyorduk, fonksiyonları belirliyorduk ama aynı zamanda bir de integralde Jacobian determinantını yani fonksiyonel determinantı da kullanıyorduk. Ve o Jacobian determinantının da bir formülü vardı, bir yapısı vardı. Şimdi kutupsal koordinatlarda da taşırken biz onu tekrar kullanacağız. Nasıl kullanacağız? Şöyle ki koordinatlarda integraller başlığımız bu. Kutupsal koordinatlarda katlı integrallerin çözümünü nasıl yapacağız? Konumuz bu. Bunu işleyeceğiz. UV düzlemine taşıdığımız gibi bölge dönüşümlerine benzer şekilde burada da XY düzlemini biz yani mesela bir R bölgesi olsun, bir R bölgesi tanımlansın XY düzleminde. Biz bu R bölgesini üssü bölgesine UV düzlemine taşıyorduk bölge dönüşümlerinde. Ve bu dönüşümü yapmak için bizim yaptığımız işlem şuydu. Diyelim ki iki katlı bir integral var elimizde. R bölgesine tanımlanmış iki katlı bir integral var. Fxy dx dy şeklinde verilmiş bir katlı integralimiz var. Biz bunu R üssü bölgesine taşıyorduk. R üssü bölgesine taşıyalım. 2 kat integrali. Sınırları yine değiştiriyoruz. Yani x'e ve y'ye göre belli sınırlar verilmiş. X de a'dan b'ye gidiyor. Ama UV bölgesine taşıdığımızda u c'den d'ye gidiyor. K'dan l'ye gidiyor gibi. Yani x düzlemindeki sınırlarla UV düzlemindeki sınırlar tabii ki değişecek. Aynı zamanda fonksiyon u'ya ve v'ye bağlı olarak belirlenmiş olacak. Ve Jacobian determinantını kuracağız. Belirleyeceğiz. du dv olarak yapıyorduk. Burada aynı işlemi yani xy düzlemini bölge dönüşümüyle uv düzlemine taşıdığımız aynı işlemi biz kutupsal koordinatlarda yapalım bakalım. Biz bu taşıma işlemini kutupsal koordinatlarda yapalım. Şimdi kutupsal koordinatlarda nasıl yapacağız? Öncelikle kutupsal koordinatları bir hatırlayalım. Kutupsal koordinatlar neydi? Kutupsal koordinatlarda biz x'i nasıl tanımlıyorduk? Y'yi nasıl tanımlıyorduk? Hatırlamaya çalışalım. Kutupsal koordinatlarda x'i ve y'yi nasıl tanımladığımızı hatırlamaya çalışalım. X'e ne diyorduk? Y'ye ne diyorduk? Önce bir onu hatırlamaya çalışalım. Şimdi kutupsal koordinatlarda bu işlemi nasıl yapacağız? Katlı integralimiz var. R bölgesine tanımlanmış. Fx'ye dx dy şeklinde bir katlı integral verildi bize. Ve biz bunun kutupsal koordinatlara taşımanın uygun olduğunu gördük. Yani mesela küresel bir bölgede yani dairesel bir bölge olduğunu belirledik. Dairesel bölgede kutupsal koordinatlara taşımak daha avantajlı bizim için. Ve taşıma işlemini nasıl yapacağız? Diyelim ki yine kutupsal koordinatlardaki bölgemiz R üssü bölgesi olsun. R üssü bölgesinde f x yerine ne diyorduk? Yani UV düzlemine taşırken f u x y'yi işte f u v'ye taşıyorduk ya da g u v şeklinde bir farklı fonksiyona taşıyorduk. Ama burada x y ne olacak? R cos theta x yerine R cos theta diyorduk kutupsal koordinatlara taşırken y yerine de R sin theta diyorduk. Jacobian ve dr d teta olacak. du dv yerine dr d teta gelecek. Yani buradaki sınırlarda R'nin sınırları,
ve tetana sınırları şeklinde olacak o zaman değil mi? DRD teta dersek ilk integralin sınırları R'nin sınırları olacak. İkincisinin sınırları teta açısının sınırları olacak. Artık teta açısı mesela pi bölü 3'ten 2 pi'ye gibi gibi. Yani açığı biz x, y'yi kutupsal koordinatlar dönüştürdüğümüzde açı ne çıkarsa artık bahtımıza ona göre bakacağız. Şimdi Jacobian'ı hesaplayalım bir. Jacobian dxy bölü dr teta. Bu nasıl yapılır? X'in r'ye göre türevi, x'in teta'ya göre kısmi türevi. Bakın bunlar kısmi türevler. Bakın dikkat edin burada tabi biz ne dedik fonksiyonlarımızı belirlerken? X eşittir r cos teta dedik. Y eşittir r sin teta dedik. Yani x'im benim. X'ime mesela h şeklinde bir fonksiyon diyelim. H r teta fonksiyonu. Y'im de k r teta şeklinde bir fonksiyon. Yani x iki değişkenli bir fonksiyon. Y de iki değişkenli bir fonksiyon. O zaman benim burada aldığım türevler de kısmi türevler olmuş olacak. Yani x'in r'ye göre kısmi türevi, x'in teta'ya göre kısmi türevi, y'nin r'ye göre kısmi türevi, y fonksiyonunun teta'ya göre kısmi türevi. Şimdi bunları hesaplayalım. X'in r'ye göre kısmi türevi nedir? X fonksiyonumuz r cos teta. Yani x eşittir h r teta fonksiyonu r cos teta şeklinde tanımlanmış bir çok değişkenli fonksiyon. Bu fonksiyonun r'ye göre türevini aldığımızı varsayalım. R'ye göre türevini alıyoruz. Varsaymıyoruz. Bu arada yanlış bir kullanım oldu. R'ye göre türevini alıyoruz. Nedir x'in r'ye göre türevi? R cos teta'nın r'ye göre türevi cos teta'dır. R'nin türevi 1. Katsayı gibi düşünürüz cos teta'yı. Sabit gibi cos teta kalır. R cos teta'nın yani x'in teta'ya göre türevi nedir? Cos teta'nın türevi eksi sin teta. Yani eksi r sin teta olur. Eksi r sin teta olur. Şimdi y fonksiyonumuzun r'ye göre türevini alalım. Y fonksiyonunun r'ye göre türevi nedir? Y fonksiyonumuz r'yi ve teta'ya bağlı iki değişkenli bir fonksiyon. Y eşittir r sin teta fonksiyonunun r'ye göre türevi. R'nin türevi 1'dir. Sin teta kalır burada. Peki r sin teta'nın teta'ya göre türevi nedir? Sin teta'nın türevi cos teta olacak. Teta'ya göre türev alıyoruz. R cos teta olur. R cos teta olarak burayı da elde ederiz. Bununla bunu çarpıp, bununla bunu çarpıp çıkartacağız. Determinant alıyoruz. Determinant işlemi nasıldı? A, B, C, D determinantı. A ile D'yi çarpıp A, D eksi B, C yapıyoruz. Determinant işlemi basitçe buydu. Hatırlayalım. Burada da 2'ye 2'lik bir determinant alıyoruz. 2 çarpı 2'lik bir matrisin mesela A, B, C, D matrisinin 2'ye 2'lik bir matris determinantı bu şekilde alınır. Determinant alıyoruz. Cos teta, R cos teta çarpımı, eksi, eksi R sin teta çarpımı. Alalım determinantı. Jacobian eşittir. Cos teta çarpı R cos teta. Cos teta çarpı R cos teta. Eksi sin teta çarpı eksi sin teta. Pardon. Eksi r sin teta. Bu çarpım nedir? Jacobian eşittir. R cos kare teta. Cos teta ile cos teta çarptı. Cos kare teta. Eksi r. Eksi eksi r sin kare teta. Eksi eksi artı olur. Yani r kare parantezinde cos kare teta artı sin kare teta olur. Pardon, r parantezinde. R kare değil. Cos kare teta artı sin kare teta 1'dir. Dolayısıyla Jacobian'ı buradan ben r olarak bulurum. Mutlak değer Jacobian'ı almam gerekiyor. O da r'dir aynı şekilde. Bildiğimiz gibi r pozitif olması gerekiyor burada. Yani pozitif alıyoruz integral değerinde pozitif çıkması için. Jacobian'ı r olarak alırsak, bakın
Jacobian'i ben R olarak elde ettim. O zaman benim integralim ne olacak? Şimdi yaptığımız işlemi bir hatırlayalım. Yaptığımız işlem şuydu. Aynı U ve bölge dönüşümüne benzer şekilde iki katlı integral R'de fxy dxdy'yi bir R üssü bölgesine taşıyorduk. Ve f R cos theta R sin theta Jacobian dr d theta oluyordu. O zaman demek ki benim bu fonksiyonum, bu integralim şöyle olacak. İki katı integral R üssü bölgesinde f R cos theta R sin theta. Yani bu şu demek, fxy fonksiyonunda x gördüğüm yere R cos theta, y gördüğüm yere R sin theta yazacağım demek. Jacobian'im ne çıktı? R çıktı. R dr d theta. Yani bunu basitçe şöyle anlayalım. Fonksiyonumu alıyorum. Fonksiyonumda x gördüğüm yere R cos theta, y gördüğüm yere R sin theta yazıyorum. Sonra da R dr d theta yazıyorum. Ve tabii ki sınırlar da değişecek. Yani R nereden nereyse o şekilde değişecek. Theta nereden nereyse o şekilde değişecek. Bunları tabii ayrıntılarını örnekte göreceğiz. Şimdi örneğe geçelim. Evet. Z eşittir x kare artı y kare ile z eşittir 4 düzlemi arasında kalan alan. Hacimi hesaplayalım. Arasında kalan kısmın hacmini hesaplıyoruz. Bakın burada yaptığımız işlem şuydu. Öncelikle z eşittir x kare artı y kareyi çok iyi biliyoruz artık. Bir paraboloid değil mi? X, y, z düzleminde. X, y, z düzleminde. Böyle bir paraboloid. Şurayı da noktalı çizelim. Güzel gözüksün. Böyle böyle devam ediyor işte. Ama bunu nerede kesmiş? Z eşittir x kare artı y kare paraboloid. Yukarı doğru kolları açılan bir, bu şekilde bir şekil. Bunu 4'te kesiyoruz bir düzlemle. Z eşittir 4 düzlemi. Yani z'in 4 olduğu bütün noktalar. X ve y ne olursa olsun z hep 4 değerini alıyor. O düzlemle kesiyoruz. O düzlemle kestiğim zaman böyle bir kısım oluyor. Bu kısmın hacmini soruyor bize. Biz bu kısmın hacmini nasıl buluyorduk arkadaşlar? Bakın burada aslında basitçe düşünürse iki tane fonksiyonumuz var. Birincisi z eşittir 4 fonksiyonu. İkincisi z eşittir x kare artı y kare fonksiyonu. Z eşittir x kare artı y karenin integralini alırsak z eşittir x kare artı y karenin altında kalan alanı buluruz. Ve z eşittir 4'ün integralini alırsak 4'ün altında kalan alanı buluruz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Tabi bir de z eşittir 4'ün altındaki kalan alanı bulacağız ama z eşittir 4'ün altında kalan alan çok geniş bir bölge. Belli bir bölgede kalan alanı bulmamız lazım. Yani z eşittir 4'ün aslında z eşittir x kare artı y kare ile ilişkili kısmının hacmini bulmamız lazım. Bu ilişkiyi biz nasıl kuracağız? İşte burada kutupsal koordinatlar imdadımıza yetişecek. Şimdi soruyu falan siliyorum. Soru anlaşıldı umarım. Z eşittir x kare artı y kare ile z eşittir 4 düzlemi arasında kalan alanı bulmaya çalışıyoruz biz. Amacımız bu burada. Yapmamız gereken işlem bu aslında. Şimdi dolayısıyla z eşittir x kare artı y kare fonksiyonumuz var elimizde. Z eşittir 4 düzlem var. Bulmamız gereken bölgeyi öncelikle iyi algılamamız gerekiyor. Z eşittir 4 düzleminin altı. Z eşittir x kare artı y karenin üstü. Aradaki kısmın hacmini bulacağız. 4 ile sınırlı olacak. 4 dolayısıyla x kare artı y kare
paraboloidini kesecek. Ama kestiği yerde aslında bir çember oluşacak değil mi? Bakın z eşittir 4 düzlemi z ekseni z eşittir 4 düzlemi ve x kare artı y kare paraboloid. Z'in 4 olduğu yerde kesiyor. Aynı zamanda biz iki fonksiyonu kesişim noktasını nasıl buluyorduk? Birbirine eşitliyorduk. O zaman biz bu iki düzlemden x kare artı y kare eşittir. X kare artı y karenin 4 olduğu yerde keser değil mi? Dolayısıyla iki fonksiyonu mecburen eşitleyeceğiz. X kare artı y kare eşittir 4 olduğu yerde keser. X kare eşittir y, x kare artı y kare eşittir 4 ne demektir? Bir çember belirtecek bize. O da buradaki çember. Ama bu çember aynı zamanda hop aşağıda aslında x-y düzleminde de bizim çalışmamız gereken bölgeyi verecek. Bizim çalışmamız gereken bölge x kare artı y kare eşittir 4 çember olacak. Ve biz burada artık kutupsal koordinatları kullanabiliriz. Neden? Bir yarıçap var, bir şekil çiziyor. R aynı zamanda açı da var. Teta açısı nereden nereye? Teta açısı 0'dan 2 pi'ye. Öncelikle şunu gösterelim. Kalem gitti. Mavi kalemle devam edelim. X kare artı y kare eşittir. Bana x kare artı y kare eşittir 4. Bana bir çember verecek. Hangi çember? İki yarıçaplı çember. Ama o çemberi öncelikle belirtmem lazım benim. X-Y düzleminde İki yarıçaplı çemberim ve bu çemberin belirttiği bölge. Ben bu bölgede integral alacağım. İntegral almam gereken bölge burası. Şimdi bu bölgedeki fonksiyonları belirleyeyim. Şu fonksiyon x kare artı y kare eşittir 4 fonksiyonu. Ama bunu y'ye bağlı bir fonksiyon olarak belirlersem ne yapıyorduk? Bölge dönüşümlerinde ya da çok katlı integralleri de alırken bölgeyi belirlerken y'ye yani ilk integrasyonu alırken fonksiyona göre belirliyorduk. İkincisinde noktalara göre belirliyorduk bölgeyi. Bölgeyi tam anlamıyla belirlemek için önce fonksiyonla çiziyorduk sonra noktalara göre alanı alıyorduk, kısmı alıyorduk. Dolayısıyla bakın burası y eşittir karekök 4 eksi x kare olur. Y kare eşittir 4 eksi x karedir. Para kare kök içine alırsa iki tarafta kare kök 4 eksi x kare olur. Ve elbette tabi sadece bu kısmı alıp 4 ile de çarpabiliriz. Şu kısmı alıp 4 ile de çarpabiliriz. Çünkü zaten gördüğünüz gibi şekil bir çember. Ve her tarafı aynı hacimdedir. Bunu görebiliyoruz zaten. Bir paraboloid belirli bir şekildir. Dolayısıyla onu zaten görebiliyoruz. Fonksiyonumuzu belirledik. Y eşittir 4 eksi x kare karekök içerisinde. Fonksiyonu bu şekilde belirledik. Şimdi fonksiyonun sınırlarını belirlememiz lazım. Katlı integralimizi alalım. Katlı integralimiz şu şekilde. 4'ten x kare artı y kareyi çıkartıyoruz. Dx, dy diyelim. Ya da dy, dx diyelim. Y'ye göre aldık integrali. Kutupsal koordinatlarda yaptığımız işlem basitçe şu. İlk olarak
iki fonksiyonun kesişiminden x'ye düzlemindeki bölgeyi bulduk. Şimdi y eşittir karekök 4 eksi x kareyi neden bulduğumuzu göstereceğim. Bakın şimdi. Biz fonksiyonumuzu y'de şöyle alalım. Y eşittir 0 doğrusundan şuraya kadar alıyoruz. Bakın. Y eşittir 0 doğrusundan y eşittir 0 doğrusundan y eşittir şu fonksiyona kadar kısmı alıyoruz. Y eşittir karekök 4 eksi x kareye kadar alıyoruz. X'e göre nasıl alıyoruz? X'e göre bakın. Burası x eşittir 0 doğrusundan. Bakın fonksiyonun sınırları buradan buraya 2'ye kadar alıyoruz. Ve bunu sadece şu kısım için yapacağız. Diğer türlü yaptığımızda iş karışacak. Bakın buradan 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 tek tek almak gerekecek. Ama bunun yerine şu bölgeyi alıp 4 ile çarpabiliriz. Çarpı 4. Yani biz hacmi v eşittir 4 çarpı 2 kat integral y eşittir 0'dan karekök 4 eksi x kareye kadar burada. Burada da buralarda sabit noktalar olmalı. Onu da biliyoruz. Çünkü integralin sonucu bir sabit sayı çıkmalı. Belirli integralde de sabit bir sayı çıkarmaya çalışıyorduk. Tabii fonksiyon çıkardığımız durumlar da olur. O ayrı bir konu. O başka bir konu. Yani onu teoremlerin ispatlarında falan kullanıyorduk. O şu anlık sizi ilgilendirmiyor zaten açıkçası. X eşittir 0 doğrusundan x eşittir 2 doğrusuna kadar olan kısmı alıyoruz. Burası da bu şekilde. X eşittir 0'dan x eşittir 2'ye kadar. Şimdi bu bizim x-y düzlemindeki çemberimiz. Yani integral alacağımız bölge. İçerideki f(x,y) fonksiyonunda aslında hani f1x'y'den f2x'y'yi çıkartıyorduk ya. Aslında z eşittir 4, 4'ün altındaki hacmi verecek. Bu bölgede tabii ki. Yani o çember içerisinde z eşittir 4'ün integralini aldığımızda o çemberin altındaki bölgenin hacmini verecek. X kare artı y karenin altı da bakın şuranın hacmini verecek. Yani z eşittir 4'ün altından tamamen o kısma çıkardığımız zaman şu arada kalan bölgenin hacmini bulmuş oluruz. Diğer benzer sorularda bu şekilde algılayın. Yani fonksiyonun altındaki hacmi verir her zaman hesapladığımız zaman. Yani şu arada kalan kısmı çıkartıyoruz toplam hacimden. Dolayısıyla aradaki bölgenin hacmini hesaplamış oluyoruz. Yani z eşittir x kare artı y kare bunun içinde kısmı vermiyor. 4'ün altı komple o oluşan silindirin hacmini verecek. O silindirin hacminden x kare artı y karenin alt kısmında kalan parçayı çıkardığımızda arada kalan kısmın hacmini hesaplayacağız. Buraya dikkat edin. Burası önemli ayrıca. Hani normalde şöyle yapıyorduk. 3 boyutlu uzayda x, y, z eksenleri iki tane diyelim ki f1 ve f2 fonksiyonlarımız var. F1'in iki katlı integrali. Bu da diyelim ki bir bölge olsun R bölgesi. İki kat integral aldık R bölgesinde. F1'i aldığımızda f1 dx dy'ye komple bu alttaki alanı verecek. Eksi f2 dediğimizde f2'nin altındaki alanı toplam f1'in altındaki alandan çıkartıp şu aradaki bölgenin hacmini bulmuş oluyoruz. Bu şekilde düşünün. Şimdi burayı siliyorum. Bu buralarda anlamadığınız yerler olursa muhakkak sorun. Çünkü bazen açıklamak gerekebiliyor. Anlaşılmayan yerler olabiliyor. Uzun sorular. Yani bir sorunun çözümü uzun sürüyor. Anlaşılmayan yerler olabiliyor. Sorularınızı muhakkak sorun. Anlaşılmayan bir yer olursa ben açıklayacağım buraları. Ders esnasında sorularınızı sorun arkadaşlar. Şimdi ben şunu yaptım. İki kat integral. İlk integrali alayım. Yani benim integralim şu oldu. 4 eksi x kare eksi y kare
D'ye dx integralini aldım. İki kat integral işte x eşittir 0'dan 2'ye. Y eşittir 0'dan y eşittir karekök 4 eksi x kareye. Bir de bunu 4 ile çarpacağım. Elde ettiğim integral buydu. Şimdi bunu alayım ben. Y'ye göre integral alacağım birincisi. Y'ye göre integral alalım. 4y eksi x kareye. Değil mi? X kareyi sabit gibi düşünüyorum. X kare y. Eksi y küp bölü 3. Ve bunun sınırları, burayı kapatmayayım. Y'nin sınırları y eşittir 0'dan y eşittir karekök içerisinde 4 eksi x kareye kadar dx. X eşittir 0'dan 2'ye kadar. Ve bu integrali de 4 ile çarpacağım. 4 çarpı. Şimdi integrali alayım. Bakın. X eşittir 0'dan 2'ye. İntegrali alıyorum. 4 çarpı karekök içerisinde 4 eksi x kare. Eksi x kare çarpı karekök içerisinde 4 eksi x kare. Y eşittir 0'da zaten 0 oluyor. Sadece üst sınırı alıyorum. Üst sınırla çarpıyorum. Eksi 4 eksi x karenin küpü. Yani 4 eksi x kare çarpı karekök içinde 4 eksi x kare. Bölü 3 dx. Bakın bu integral zor bir integral. Bazen çözümü kolay integraller de olabilir ama size soruda kutupsal koordinatlarla çözünüz derse kutupsal koordinatlarla çözmeniz gerekiyor. Ve bakın bu integral çözüm uzun süren bir integral. Hatta birçok zaman bu tarz integrallerin çözümü bulunamıyor zaten. Çünkü kareköklü ifadeler olduğunda zaten integrali çözmek oldukça zor oluyor. Ya da bazen sinüslü, kosinüslü ya da trigonometrik integraller çıktığında daha da zorlaşabiliyor logaritmik vesaire. Bu integrali almak yerine biz ne yapacağız şimdi? Kutupsal koordinatları kullanacağız. Bakın nasıl dönüştüreceğiz kutupsal koordinatları ve nasıl daha kolay çözeceğiz onu görelim şimdi. Böyle zor integrallerde ilk olarak aslında bölge dönüşümlerini gördük. Bölgeyi taşıyarak yani x-y düzlemini u-v düzlemine taşıyarak kolaylıkla biz integrali alabiliyorduk. Yaptığımız bir iş buydu. Şimdi burada mesela kutupsal koordinatlara taşıyarak çözeceğiz. Öncelikle ne yaptığımızı hatırlayalım. Z eşittir 4, z eşittir x kare artı y kare fonksiyonlar arasındaki bölgeyi hesaplıyorduk. Bu bölgeyi bulduk. Aslında bu ikisinin kesişim noktası. Z eşittir 4 düzlemi burada bakın. Z eşittir 4 düzlemi. Ve x kare artı y kare paraboloidi bildiğimiz bir paraboloid olarak çıktı. Bunların kesişimi de z eşittir x kare artı y kare eşittir 4 oldu. Yani x kare artı y kare eşittir 4 çemberi bizim integrasyonu yapacağımız çember olarak ortaya çıktı. Bunu biliyoruz. Ve oldukça kolay bir şekilde bunu biz bulduk. Şimdi z eşittir x kare artı y kare eşittir 4 ne demek? Pardon, x kare artı y kare eşittir 4 ne demek? Şu çember x kare artı y kare eşittir 4 iki yarıçaplı çember demek. İki yarıçaplı çembere şimdi kutupsal koordinatlarda ne anlatmıştık? Biz x-y düzlemini kutupsal koordinatlara taşırken x-y düzlemini r teta düzlemine taşıyorduk. Bunu anlatmıştık. R teta düzlemine taşıyorduk. X-y'deki noktaları kartezyen koordinatlardaki noktaları x-y düzlemindeki noktaları r teta'ya taşıyorduk. R teta nasıl bir düzlemdi? Şöyle bir düzlemdi. Kutupsal eksenimiz vardı. KE ile göstermiştik noktasını. Kutupsal eksenin orijini vardı. Sıfır noktası orijini. Kutupsal eksenle teta açısı yapan bir r yarıçaplı çizgi alıyorduk. Ve buna göre taşıma yapıyorduk. Yani x-y kartezyen koordinat sistemindeki bir çember r'yi ve r teta şeklinde bir ifade veriyordu. R'ye ve teta'ya bağlı bir fonksiyon veriyordu. Yani bu şu demek.
X'i biz R cos theta, Y'yi R sin theta olarak tanımladığımızda bize bir çember ifade ediyordu kutupsal koordinatlar. Nasıl bir çember ifade ediyordu? Şöyle ki, mesela bu çemberi biz kutupsal koordinatlarda nasıl ifade ediyorduk? Ona bakalım şimdi. Bu çember kutupsal koordinatlarda şu demek. X'ye kartezyen koordinat düzlemindeki iki yarıçaplı çember X'e R cos theta, Y'ye R sin theta dediğimizde X kare artı Y kare eşittir 4 denklemi bizim için X kare artı Y kare X R cos theta'nın karesi artı Y yerine R sin theta'nın karesi dediğimizde eşittir 2'nin karesi. Yani burası kutupsal koordinatlarda R kare cos kare theta artı sin kare theta. Cos kare theta artı sin kare theta 1'dir. Dolayısıyla R kare eşittir 2'nin karesini veriyordu. Yani bizim R yarıçapımız 2 olarak bulunuyordu. Yani benim yarıçapım R'm. R 2. Nereden nereye? 0'dan 2'ye gidiyor R. Bakın R eşittir 0'dan. R eşittir 2'ye kadar değişiyor. Yarıçapım bu benim. Kutupsal koordinatlarda. O zaman ilk integrasyondaki yani x dx dy'yi r dr d teta'ya taşırken dr d teta'ya taşırken r'nin sınırları 0'dan 2'ye kadar olacak. Birincisi bu. İkincisi teta nereden nereye? Bakın bu bir çember. Ve böyle bir şekil çiziyor. Teta açımda teta eşittir 0'dan teta eşittir 2 pi'ye kadar olacak. Tabi burada farklı sorular da sorulabilir. Yani teta eşittir pi bölü 4'ten teta eşittir pi bölü 3'e kadar olan kısmın hacmini de sorabilir. Ya da iki katlı integral olarak verebilir. Ya da farklı şekillerde sorular sorabilir. Burada ben çemberin tamamını almışım. Oradaki hacmi bulmaya çalışıyorum. R eşit teta eşittir 0'dan teta eşittir 2 pi'ye kadar olan hacmi bulmaya çalışıyorum. Eğer öyle bir parça alsam işlemler daha uzun sürecek. Yani integralin sonucu biraz daha uzun sürecek. Şimdi bu şekilde tanımladıktan sonra ben R'nin sınırlarını şurayı siliyorum artık. Ben R'nin sınırlarını 0'dan 2'ye kadar olarak buldum. R 0'dan 2'ye. Teta 0'dan 2 pi'ye. Neden? Çünkü x'i düzlemindeki x kare artı y kare eşittir 4 denklemi r teta düzleminde yani kutupsal koordinatlarda bir çember belirtti. Ve çemberin yarıçapı 0'dan 2'ye açısı 0'dan 2 pi'ye kadar değişiyor. Bu şekilde belirlendi. Dolayısıyla iki kat integral ben hacmi hesaplarken de iki kat integral dört eksi x kare artı y kare olarak bulmuştum. R dr d teta olarak taşıyacağım. Tabii taşırken şurayı dx dy yazalım ilk olarak. Dx dy'yi şimdi x'in sınırları ve y'nin sınırlarını r'ye ve teta'ya göre taşıyacağım. Hacim eşittir. 2 kat integral. 4 eksi x yerine x kare artı y kare yerine ne yazacağım? X kare artı y kare kutupsal koordinatlarda r kareye eşit olarak belirlendi. Yani daha doğrusu x yerine r cos theta yazdığımda y yerine r sin theta yazdığımda r kare cos kare theta artı r kare sin kare theta r kare parantezinde cos kare theta artı sin kare theta cos kare theta artı sin kare theta 1'dir. R kare olarak çıkar. Yani x yerine r cos theta y yerine r sin theta yazdım aslında. Dx dy yerine ne yazıyorum? Jacobian çarpı dr d theta yazıyorum. Jacobian'imin değeri ne? R. R dr d theta yazıyorum yani kısaca. Özetle. Dx dy yerine r dr d theta yazıyorum. Şimdi sınırları ifade edeyim. Sınırım
R eşittir 0'dan 2'ye. Teta eşittir 0'dan 2 pi'ye olacak. Bu şekilde hesaplayacağım. Ve tabii integrali alırsam hacim eşittir 2 kat integral r eşittir 0'dan 2'ye teta eşittir 0'dan 2 pi'ye 4r eksi r küp dr d teta r ile içerideki ifadeyi çarpıyorum mecburen. Daha sonra 4r eksi r küpün integralini alacağım. 4r'nin integrali r kare bölü 2. 2 ile 4 ile 2 birbirini sadeleştirdi. 2r kare kalır. 2r kare eksi r küpün integrali r üzeri 4 bölü 4 olarak elde ediyorum. D teta. R'nin sınırları r eşittir 0'dan 2'ye. Ve teta'nın sınırları 0'dan 2 pi'ye olacak. Bu integrali de hesaplarsam 0'dan 2 pi'ye r'nin değerlerini yerine yazayım. R yerine önce 2 koyacağım. 2 koyarsam 8. 2 r kare 8 olur. 8 eksi 16 bölü 4 d teta buradan. Dolayısıyla 4 d teta 8 eksi 4'ten 4 d teta 0'dan 2 pi'ye. Buradan da 4 teta 0'dan 2 pi'ye. Teta'yı 2 pi ile çarparsam 4 çarpı 2 pi'den 8 pi olarak buradaki hacmi elde ederim.